TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Bir Mucize Dokunuşlar programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Özellikle son dönemlerde oldukça popüler, hobi amaçlı yapılabiliyor. Bunun aynı zamanda ticareti de yapılabiliyor. Çok güzel işler ortaya çıkıyor. Bugün Sayın Asım Öcal Kaymak Kursiyeri bizimle birlikte ve özel gün tasarım ve organizasyon kursunu konuşacağız. Orada yapılan işleri nasıl bir el emeği var onları konuşacağız. Hoş geldiniz Asım Bey. Hoş bulduk tekrar. Nasılsınız? Hamdolsun valla biz de iyiyiz. Hava şartları el verdiğince yolmaya çalışıyoruz. Hafif bir gribal enfeksiyonu var ama o da mevsimsel. Çok geçmiş olsun. Evet, mevsimsel bir geçiş var. Herkese buradan kendilerine çok çok dikkat etmelerini, soğuk havalara dikkat etmelerini öneriyorum. Evet. Yani. Özel gün tasarım ve organizasyon kursundan bahsedeceğiz ama evet. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Asım Öcal kimdir? Asım Öcal, Kayseri'de yaşıyoruz memleketimizde. Burada fotoğraf işiyle uğraşıyoruz. Fotoğraf ve video çekimi asıl zanaatimiz. 3-4 yıldır da sizin bahsettiğiniz gibi popüler olan bu organizasyon işiyle uğraşıyoruz. Nasıl başladık? Biz bu sektörün daha iyi yerlere gidebileceğini düşündük. Özellikle dekor konusunda kendimizi yeterli gördük ve bu işe girmeye karar verdik. Kaymak noktasına gelecek olursak... Evet, mesela siz zaten bu işi ticari anlamda zaten yapıyorsunuz. Evet. Kaymak'la yolunuz nasıl kesişti? Kaymak'la şöyle kesişti. Biraz önce de bahsettik. Şimdi biz her şeyin bir belgesi, bir diploması olması gerektiğini düşünen jenerasyondan geliyoruz. Bu işi yapıyoruz madem, kenarda da bir belgemiz olsun istedim. Ama tabii belgenin de önüne geçti. Çok güzel dostluklar edindik, çok güzel bir network sağladık. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Kaymak'la yollarımız nasıl kesişti? Sosyal medya aracılığıyla. Kaymak'ın yine sosyal medya hesapları var, Instagram hesapları var. Buralardan Kaymak'ın böyle bir kurs açtığını duyunca bu işin eğitimini almanın güzel bir şey olacağını düşündüm. Hani güzel bir fikir gibi geldi. İyi ki de yollarımız kesişmiş. Dediğim gibi güzel dostluklar edindik. Ne güzel. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Bugün ne yapacağız? Bugün sukulent süsleme yapacağız. Bizim de dediğim gibi tasarım organizasyon işinde en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi sukulent. Bu sukulentin süslemesini yapacağız. Hangi sukulentle başlayacağız? Hangi sukulentle başlayalım? Sizin en çok beğendiğiniz. Evet. Bu neydi ismi? Taş sukulent miydi? Bunun ismi Zebra. 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 Kaya sukulenti diye geçiyor. Kaya çiçeği diye geçiyor. Bundan başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi ne kullanacağız bunun için? Şimdi süsleme için. Süsleme için kullanacağımız ürünler bir parça jüt kumaş kullanacağız. Şu boyutta bir jüt kumaş keseceğiz. Üzerine yine jüt ipten uyum sağlaması için bir fiyonk yapacağız. En üstüne de benim daha önce hazırlamış olduğum bu isim kartonlarından yerleştireceğiz. Ya da küçük notlar da olabilir. Küçük notlar da olabilir. Kullanım amacına göre değişir bu. Ya bu doğum günü, nikah, nişan... Her şeyde kullanılabilir. Ekstradan hediye etmek için de kullanılabilir. Evet. Özel günlerde hediye etmek. Çok küçük, güzel, hoş bir hediye. Orada da kullanılabilir. Bunlardan kullanacağız. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Şu üzerine yapıştıracağımız şeyden. Bunu ben şekilgeç dediğimiz aletlerle kestim. Ama bunu makasla da bu şekilde bu yuvarlak şekli vermek mümkün. Daha muntazam olsun istiyorsanız daha biraz daha spesifik daha alet. Şekilli olsun, daha farklı bir şey olsun dersek, şekil olsun dersek onu makasla da istediğim şekli verebiliriz. Tabii verebiliriz. Ayrıca bunun için kurulmuş yerler var. Lazerde de istediğimiz şekilde kestirebiliyoruz yani cüzi miktarlara. Dilerseniz başlayalım. Evet, başlayalım. İlk önce bu sukulentin gömlek giydirme dediğimiz
parçasını yapalım. Bunun için satın almış olduğumuz jüt kumaştan bir parça kesiyoruz. Ben daha önce ayarladığım ölçüyü üzerine koyuyorum. Bunu zaten üzerini kaplayacak kadar zaten çok büyük bir parça bunların, olmasına gerek yok. Tabii bunların boyutları değişir. Göz kararı önce bir kesersiniz. Onun büyük olursa biraz küçültürsünüz. Evet. Küçük olursa biraz büyütürsünüz. Ya da kesmeden mesela bu sukulenti yapacaksak şöyle bir ölçü, göz kararı bir ölçüde yapabiliriz değil mi? Ölçüsünü alabilirsiniz. Bu şekilde. Şu şekilde ölçüsünü alabilirsiniz. Sonra onu kare şekilde mi keseceğiz? Yok. Bunu kare şekilde keseceğiz ama öncesinde bu jüt kumaş dediğimiz böyle tiftikli bir yapısı vardır. Bunun işte o ölçüsünü aldığımız yerden bir tane ipi tutup o tiftikli yapıdan daha kolay düzgün kesmemiz daha için daha düzgün. Tabii. Bu şekilde çekip çıkartıyoruz. Evet. Bir parça. Kesme açısından oldukça çok pratik. Çok pratik oluyor. Şöyle baktığımız zaman burada düz bir çizgi çıkmış oluyor. Evet. Düz çizgi. Bu düz çizgiden makasımızı yine kullanarak kesme işlemini yapıyoruz. Özellikle bu son dönemlerde oldukça gündemde, özellikle bu pandemi sürecinde evde kalınan o süreçte herkes bir hobi edinmeye başladı. Evet. Bu da aslında güzel hobilerden bir tanesi değil mi? Harika, çok keyifli bir iştir. Şimdi bunun kaymak noktasına değinecek olursam da... Şimdi bunları seyircilerimiz... YouTube'dan, diğer sosyal mecralardan da kolaylıkla birçok araç var. Öğrenebilirler. Yine buradan bir tane çekiyorum ki düz kesebileyim diye yanal olarak keseceğim zaman. Bunları dediğiniz gibi sosyal medyadan ya da işte video izleme kanallarından hepsinden görebilirler ama orada bu biraz da yaratıcılık isteyen bir şey. Evet. Siz oradaki bu videoyu çeken kişinin yaratıcılığını kesinlikle kullanıyorsunuz. Kendi yaratıcılığınızı pek katmıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunu kaymakta öğrenmenin farkı şu. Birincisi benim hep bahsettiğim harika dostlukları ediniyorsunuz. Evet. Çok keyifli bir ortam var. Bu zaten özellikle dediğim gibi bir hobi. Şimdi bir de bu işi özellikle ticari değil de kendiniz için yapıyorsanız, bir hediye hazırlamak amacıyla yapıyorsanız, orada arkadaşlarınız sizi motive ediyor. Bakıyorsunuz, yani her şeyi muntazam yapmak zorunda değilsiniz. Evet. Sonuçta bu el emeği, fabrikasyon bir ürün değil. Bakıyorsunuz o beğeniyor. Şurası şöyle olsa mı gibisinden sizi uyarıyor. Hani güzel bir vakit geçiriyorsunuz. Onun dışında tabii herkesin bakış açısı biri olmadığı için farklı bakış açıları da kazanıyorsunuz. Ortaya şahane şeyler çıkıyor. Evet. Bu sizi her anlamda aslında motive ediyor. Evet. Siz belki sadece bu jüt kumaşla süsleyecekken üzerine işte hazır yapılmış çiçeklerden, kuru çiçeklerden süslemeler yapabilirsiniz. Evet. Kendiniz fiyonkla yapabilirsiniz. Kesinlikle. Sizin aklınıza gelmeyen başkasının başka bir şeyle birleştirdiği farklı fikirler ortaya çıkabilir. Sınırı yok. Derya deniz. Evet. Yani tasarım. Hayal gücünüze kalmış. Kesinlikle. Şimdi bunu kestikten sonra şu şekilde ya bunu tam bir kare kesmeye çalışıyoruz ama bakın ben tam kare kesmedim ama yine de çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Alt tarafını üst tarafına altında bırakacak şekilde üçgen katlıyorum. Bu şekilde. Yani bir gömleğin yakası gibi olacak. Tam iki ucu bir araya gelmeyecek. Evet. Bir kısım biraz bir daha kısım aşağıda kalacak. Evet. Şimdi buradan bu şekilde ilk bağlantıyı yapacağım yerden artık çok meşhur zaten silikon tabancamız. Herkeste var. Buradan biraz silikon sıkıyorum saksımın üzerine. Evet. Bir tarafını
Kapatıyorum. Evet. Burada dikkat etmem gereken şey bu gömleğimizin alt tarafa çok taşmaması. Çok evet, taşırmıyoruz. O zaman ayakta durmaz değil mi? Evet, ayakta çok durmaz. Çok taşırmıyoruz. Evet. Sonra ikinci adım. Bu yapıştırdığımız yerin üzerine bir miktar daha silikon sıkıyoruz. Diğerini, diğer tarafını üzerine kapatıyoruz. Evet. Şu ucumuz kapanmadı. Oraya da bir miktar silikon. Silikon canımızı kurtarır. Bu tür işlerde en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi silikon. Tabii, yapıştırmak istediğimiz. Evet. Ama biraz dikkatli kullanılması gerekiyor. Sıcak olduğu çok için elimizi yakmamak lazım. Tabii, yakmamak lazım. Birazcık da büyükçe ne bir ceket oldu. Düzeltiyorum. Gömlek. Evet. Bakın. Arkasında bu şekilde bir şekil oluştu. Yani evet. İki kat. Bu daha muntazam olabilir. Bunlar birbirine denk gelebilir. Gelmese de sonuçta sizin yaptığınız ürün. Yani şeyine çok güzel. Evet. Özellikle bu tür sukulentler ya da küçük hediyelikler son dönemde nişan, söz ve nikahlarda hediye olarak daha çok veriliyor. Evet. Daha çok talep görüyor herhalde değil evet. mi? Evet. Nişan, söz organizasyonlarında talep görüyor. Biz de zaten dediğim gibi bu işle uğraşıyoruz. Nişan konseptleri hazırlıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Güzel işler çıkartıyoruz. İnsanların mutluluğuna tanık olmak harika bir şey. Bunları da isterlerse yanlarında hazırlıyoruz. Ama yani tavsiye ediyorum bunu kendileri yapabiliyorlarsa çok güzel hatıralar, çok güzel anıları oluyor yani. Evet. Biraz da bunlar kalıcı hatıralar. Çünkü yaptığınız diğer hediyeler belki bir süre sonra kullanılmayabiliyor. Ama bu sukulente özellikle sukulent kaktüs ya da bu tür minyatür hediyeleri yaptığınızda siz ona baktıkça ya evet örnek için söylüyorum işte Asım'ın nişanından mesela kameramız Berkay'ın sözünden bize hatıra kalmıştı. Bak o zamandan beri biz bakıyoruz. Evet. Demek için de aslında güzel, sizi anmak için de güzel bir vesile. Evet, bunlara güzel baktığınız zaman, zaten çiçeklerin hep söyledir, sevgi, şefkat gösterdiğiniz zaman bunlar boy verir, bunlar büyür. Ayrıca yavru da verir. Yani bunlardan, bakın bunun kenarında bir tane ufak, yavrusu olmuş. Var. Bunu alıp başka bir saksıya dikip, oradan çoğaltabilirsiniz. Böyle ondan sonra yemyeşil bir balkonunuz olur yani. Çoğaldıktan sonra baktığın sayıları fazla geliyor. Böyle küçük minik süsleyip sonra bir arkadaşınıza ziyarete gittiğinizde ya da bir yere minik bir hediye ya içimden geldi hediyesi dediğimiz hediye olarak da götürebilirsiniz. Harika olur. Gerçekten harika olur. Şimdi bunun süslemesine devam edecek olursak eğer bir tane üzerine fiyonk yapmak istiyorum. Fiyonkucu tipten yapacağız. Tamam. En basitinden. Evet. Şimdi fiyonkun yapımı çok basit. Bir tane yuvarlak bu elimi alıyorum. Bir tane yuvarlak bu elimi alıyorum. Bunları bağlıyorum. Normal. Bakın. Normal bir fiyonk yuvarlak. İki yuvarlaktan. Evet. Çok basit. Evet, bunları normal bir şekilde bağlıyorum. Ama buradan sonrası çok özenli olmak lazım. Neden özen göstereceğiz? Evet. Yapıştırmak için mi, simetrik olması için mi? Boyutu. Evet, evet, simetrik olması lazım. Bakın, bu şekilde olduktan sonra ortasından tutup iki kenarından çekip ayarlayacağız. Evet. Bakın, şimdi, alttaki kısımlar hareket ediyor. Bunun alttaki, bunun üstteki hareket ediyor. Bakın. Hareket etmeyen kısımlardan tutup iki kenara doğru çekeceğiz ki sıkışsın. Sıkışsın, şeklini korusun. Evet. Biraz daha küçülteceğiz. Çok büyük olursa çok kaba durur.
Çünkü yaptığımız sukulent küçük olduğu için küçük bir objede büyük bir fiyonk göze hoş çok durmaz. Hitap etmez. Çok estetik durmaz. Bir de bu fiyonkumuz şu şekilde yuvarlak şekil verirsek fiyonklarda her zaman çok daha güzel durur. Evet. Fiyonkumuz hazır. Fazlalıklarını kesiyorum. Evet. Hazırladığım gömleğin, sukulentin gömleğin tam ortasına gelecek şekilde. O şu birleşim noktası olan yere. Evet. Evet. Birleşim noktası olan yere biraz silikon sıkıyorum. Burada fazla gibi gözükebilir. Bu sıktı. Evet. Ama üzerine biraz önce gösterdiğim o artık üzerine hangi notu eklemek istiyorsanız. Küçük bir kağıda evet. İstediğiniz notu evet. yazabilirsiniz ya da hazır notlarınızdan. Hı-hı. Özellikle son dönemde bu hazır notlar da çok fazla satılmaya evet. başladı. Onlardan bir tane de olabilir. Evet. Şimdi bu şekilde yapıştırdığımız zaman. Bu da geçen haftaki bir çiftimiz. Yanılmıyorsam cumartesiydi. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim evet. buradan da onlar o zaman. Evet. Bu şekilde şöyle fazla silikonlarını, iplerini kesebiliriz. Daha düzgün gözükmesi için. Evet. Ortasına o fiyonktan sonra evet. belki bir nazar boncuğu olabilir. İnci olabilir. İşte bir inci olabilir. Tabii. Güzel bir böyle doğal taşlardan olabilir, kuru çiçek olabilir. O başta da söylediğimiz gibi biraz sizin hayal gücünüze bağlı olarak değişiyor evet. herhalde. Evet. Şimdi kayme kursuna geldikten sonra böyle oturup ki düşündüğünüzde ya ben kursa geldim, ben de şunlar değişti diyebileceğiniz ne var? Hani estetik bir bakış açısı mı, farklı bir vizyon mu? Şöyle kaymenin kurslarını ben hep vurguluyorum. Şöyle çok ayrı uzmanlık gerektiren kurslar değil bunlar. Ama ve lakin bunlar biraz da hobi amaçlı kurslar. Hı hı. Şimdi burada işin ticari anlamından bakacak olursak farklı bakış açısı elde ediyorsun. Dediğim gibi bir kişinin düşünmesiyle oradaki bir sürü insanın kendi dekorlarını ortaya koyan insanların düşünmesi çok çok farklı olaylar. Evet. Siz onlardan ilham alıyorsunuz. Onlar sizden ilham alıyor. Bir de Kaymek'te öyle güzel bir ortam var ki. Şimdi odanın birinde dediğim gibi bu şekilde sukulent süsleme yapılıyor. Yan tarafta ahşap boyama yapılıyor. Öbür tarafta ev tekstili. Böyle devamlı bir şey üretiliyor. Devamlı bir şey üretiliyor. Yani insan gerçekten bir şey öğrenmemesi mümkün değil. Evet. Yani, biraz da meraklı ve hevesliyseniz oradan kesinlikle. Alabileceğiniz çok şey var. Çok şey var. Şimdi biz bugün sukulent süslüyoruz ama bu kursumuzda özel gün tasarım ve organizasyon kursunda aslında sadece bunda ibaret değil. Hı-hı. Mesela sizin içeriğinizde neler var başka? Şimdi şöyle kursun genel yapısında bir kere tag yapımı var. Dediğim gibi biz bu ben kendim 4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Burada da bu tag yapımı ile ilgili farklı farklı şeyler öğrendik. Tag yapımı dediğiniz onu biraz daha bahsedelim. Tag dediğimiz şey şu, gelin tagı tam ismi. Nişanlarda, nikahlarda, bu iş nikahla başladı daha doğrusu. Nikahlarda bu gelinle damadın önünde durduğu çiçekli stand. Evet. Daha çok halk arasında bilinen ismiyle nişan masası ya da söz masası kesinlikle. Dediğimiz. Nişan söz masası. Bunların hazırlık aşaması, yine masa dizaynı, masa süslemeleri. Bunların üzerinden geçiyoruz. Dediğimiz gibi birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. Tecrübeli bir öğretmenimiz var Serpil Hanım. Onunla da fikir alışverişini yapıyoruz. O da kendisi süsleme konusunda, yine tasarım konusunda kaymaya çok uzun yıllardır hizmet vermiş bir hanımefendi. Onunla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ortaya güzel şeyler çıkartmaya çalışıyoruz yani. Evet. O zaman orada bir siz bu söz masası ya da nişan masası diye bildiğimiz sizin taht dediğiniz şeyi hazırlarken orada bir beyin fırtınası oluyor. Şunu mu koysak, evet. bunu mu süslesek, evet. arkaya işte balon mu koysak, çiçekle mi süslesek? Evet. Onlar hep değişiyor herhalde. Tabii. Şimdi mesela ben kendi
ofisimizde ve bu tasarım yaptığımız yerde çalışırken tek başıma çalışmayı çok severdim. Hani fokuslanırım, denerim, evet. Bir şeyi asarım, geri indiririm, bir daha asarım, tekrar indiririm. Kendi zevkime çok güvenirim. Yani bir şeyi önce ben kendim beğeneceğim. Kombin yapacaksınız. Tabii harika. Yani masasıdır, arka planıdır. Arka planı astığınız ışıklandırmadır, tagıdır. O arka plan iskeletidir. Yani bunların birbiriyle uyumu çok önemli. Bunlar konusunda da dediğim gibi kendi zevkime çok güvenirim. Kendi beğenmediğim şeyi de çiftlere sunmam zaten. Ha, buradaki farklı olay şu. Ben dediğim gibi tek başıma tasarım yapmayı severim ama burada da tamamen farklı. O başka bir şey söylüyor, ondan başka bir ilham alıyorsunuz. Başka bir kursiyerimiz başka bir şey söylüyor, ondan farklı bir ilham alıyorsunuz. Hocamız bir fikir yürütüyor. Ya ben şurada bak şöyle bir şey gördüm, nasıl bunu, ya bu çok güzel olmuş ama bunun şu versiyonu da daha güzel olur gibi fikirler. Takım çalışması çıkıyor. Ve ekip ruhu orada ön plana çıkıyor o zaman. Hem de harika bir ekip ruhu var. Gerçekten çok keyif alıyoruz. Şimdi bunları, bu işleri yapan insanlar, kursumuza gelen insanlar bir de çok çeşitli yerlerden katılım sağlıyorlar. Ev hanımları var, yeni yeni bu işleri yapmak isteyen, organizasyon ve tasarım yapmak isteyen, bu işten para kazanmak isteyen kursiyerlerimiz var. Hobi olarak yapmak isteyen kursiyerlerimiz var. 10 parmağında 10 marifet olan kursiyerlerimiz var. Dediğim gibi ahşap boyama yapıyor. Evet. Başka tasarımlar yapıyor. Tekstil tasarımları yapıyor. Bunlardan çok değişik ilhamlar alıyoruz. Çok keyifli oluyoruz ya. Çok güzel evet. Oluyor gerçekten. Şimdi o zaman başka tekrar sukulent mi süsleyeceğiz yoksa diğerlerini mi anlatalım? Çünkü özellikle siz oradan bu özel gün tasarım ve organizasyonunda dediğiniz gibi hayal gücünün sınırı yok. Evet. Oradaki verilecek minik hatıraların, hediyelerin de sınırı yok. Evet. Mesela bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Önümüzde izleyicilerimiz tabii, görüyorlar. Ya şimdi ben özellikle getirirken, şimdi bu nişan hediyeliği konusunda ya da özel gün hediyeliği konusunda bir sınır yok. Evet. Binlerce çeşit var. Hatta on binlerce çeşit var. Burada gördüğünüzden ziyade... Şöyle hatta minik bir de göstereyim siz anlatırken. Burada gördüğünüzden ziyade kolonyası, kandili, işte değişik lazer kesim pleksileri, ahşap kesimleri... Yani bunların birbiriyle kombinleri on binlerce çeşit var. Mesela sabunu, mumu değil mi? Evet. Bu onlardan bir tanesi. Burada sabuna şekil, muma şekil vermişler. Muma şekil vermişler. Üzerine ot, altına doğal rafya koymuşlar. Ve bir craft kutunun içerisinde etiketiyle beraber sergilemişler. Şöyle güzel bir sunumluk haline gelmiş. Çok çok hoş olmuş. Emekli, bayağı gerçekten emekli bir iş. Ya benim burada seçtiğim özellikle görünsün diye getirdiğim şeyler biraz daha böyle jütten yapılma, biraz daha konsepte uygun şeyler. Ne var başka? Yine bunların hazırları da... Magnetler, evet, değil mi? Magnetler. Artık dolaplarımızda yer kalmadı ama yine de çok tercih ediliyor. Çünkü gerçekten çok güzel. En azından o yapıştırıldığı yerde hatırasını çok uzunca bir süre koruyor. Evet. Ya bu jüt kumaştan kesilmiş, kenarına hasır sarılmış, üzerine de şoklanmış, cipso yapıştırılmış bir ürün. Tasarımı yapan arkadaşımız da gerçekten renkleri çok uyumlu seçmiş. Evet. Çok da güzel olmuş yani. Mesela benim elimdeki de üzerinde bir pleksi var değil mi? Evet. Şimdi bu pleksiler özel lazer kesim cihazlarında kesiliyor. Tasarımlarında da eğer güzel bir tasarımcı, hem tasarım hem kesim işi yapan bir arkadaş bulabilirseniz gerçekten hayal ettiğiniz kesimleri size sunuyor yani. Ve aslında seçenek çok ama diğer seçeneklerden bir tanesi ve son dönemde en çok tercih edilen seçeneklerden bir tanesi değil mi bu da? Evet. Böyle küçük cam şişeleri. Tüp diye geçiyor zaten bunlar. Üstünde kendinden tıpalı tüpler.
Bunları yine satın alıyorsunuz. Üzerine birazcık jütip dönmüşler. Bir küçük fiyonk. Evet. İnci ile tamamlamışlar. Yani. Mesela bu nişansa evet böyle içerisinde bir kuru çiçek olabilir. Evet. Ama sözse içerisine söz kahvesi dediğimiz içerisine kesinlikle kahve çekirdeğiyle güzel bir evet tasarım, güzel bir hediyelik olabilir. Evet. Ama tabii ki bu bununla sınırlı değil. Aynı zamanda işte çocuk yeni doğan, kesinlikle işte bebek görmeye gelenlere verilen hediyelerden de aslında bunlar da yine kullanılabilir. Tabii özel gün dediğimiz zaman bunun içerisine tabii şey neşeli günler giriyor, kederli günler giriyor. Her türlü özel günün bir anısını, hatırasını saklamak istiyor insanlar. Tabii biz biraz daha neşeli günlerden gidelim. Bebek doğumlarında, evet, erkek bebek doğumlarında mavi hediyelikler ağırlıkta. Evet. Hanım, kız bebek doğumlarında pembe renk ağırlıklı üzerinde bebek desenleri ya da emzik desenleri olan, evet, değişik çok on binlerce hediyelik var yani. Tabii ki burası Derya Deniz ya da Derya böyle küçük Deniz minik hediye çantaları olabilir. İçerisinde işte bir tane kolonyası ya da evet işte oda kokusu olabilir, evet, bir magnetle birlikte evet, güzel hediye olabilir. Evet. Bunlar da yine özel baskılarda yapılıyor. Ya biz daha çok hani el emeği olsun, evet, hani hatıra anlamında daha değerli olması anlamında el emeği olsun istiyoruz. Ama tabii daha baskı olduğu zaman üzerinde en azından etiketlerde çok daha muntazam görünüyor. Çok daha güzel görünüyor. Tabii bunların etiketlerini de kendileri hazırlayabilirler. Nasıl eskiden defterlerimize yapıştırdığımız kağıtlar vardır. Evet, etiket var kağıtlar. Ya bunlardan güzel kırpıp makasla hazırlayıp üzerine el notuyla bir şeyler hazırlayabilirler. Ya bunlar da çok güzel onlar olur. Onlar biraz daha anlamlı, manevi değeri tabii, yüksek hediyeler. Tabii manevi değeri yüksek olur. Ama tabii ki kişinin zevkine de kalmış bu. Böyle baskı şeklinde de yapılabilir yani. Ola ki izleyicilerimiz televizyonlarını yeni açtı. Evet siz güzel bahsediyorsunuz ama biz görmedik diyenler için bir tane daha süsleme yapabilir miyiz? Bir süsleme daha yapalım. Ben şu sukulentin süslemesini yapmak istiyorum. Onu ilk görüşte yapay zannedebilirler. Çok canlı bir rengi var. Evet. Hani çünkü biz kaktüslerde ya da evet sukulentlerde biraz daha mat renkler evet görüyoruz. Dilek Hanım, o kaktüslerde de inanın böyle üzerindeki çiçeğiyle birleştiği zaman çok değişik, plastik gibi çok canlı renkleri oluyor. Zannedersiniz ki yapay çiçek. Bu da ben sabahleyin bir dükkanda karşılaştım. Çok hoşuma gitti hemen. Evet. Bunu süslemek için aldım. Bunun süslemesini yapalım. Yine dediğim gibi şöyle göz kararı kare olacak şekilde. Evet. Siz onu keserken ben şu sabunu da, hı-hı, göstermek istiyorum. Hani, hı-hı, üzerinde inciler olabilir, evet, demiştiniz. Bu da onlara güzel bir örnek. Pembe de olunca bir kız bebek doğdusuna gidebilecek, kesinlikle, güzel bir hediye seçeneği. Böyle güzel bir kutuyla birlikte. Harika bir seçenek. Evet, pembelerle birlikte. Nişanda sözde de kullanılabilir ama evet, bir bebek hediyesi de olabilir. Evet. Böyle küçük minik bir kutuya koyarak da bunları daha kalıcı hale getirmek mümkün. Şimdi yine kare şeklinde kesiyoruz. Kare şeklinde. Bunu bir öncekinden biraz daha muntazam kestim. Evet. Yine dediğim gibi. Bir ucu biraz daha aşağıda bir kare. Bir ucu biraz daha aşağıda olacak şekilde katlıyorum. Sukulentin saksısını. Kısa olan taraf dışarıya gelecek şekilde kesinlikle üzerine sarıyoruz değil, evet, mi? Evet. Kısa olan taraf dışarıya gelecek şekilde sarıyoruz. Evet. Altına bakacak olduğunuz zaman alt tarafı arka tarafına eşitleniyor. Şu şekilde. Bir kenarını yapıştırmak için biraz silikon alıyorum. Teşekkür ederim. Bir kenarını yapıştırıyorum. Söylediğiniz gibi silikonu kullanırken seyircilerimiz çok dikkat etsinler. Evet, eli yakmamak burada en önemli. Evet. Bunları yaparken, sana bu tür çalışmaları yaparken püf noktalarından bir tanesi tabii de bu silikona çok dikkatli, evet, kullanmak.
Eğer evde hobi amaçlı yapan bayanlarımız varsa ve küçük çocukları da varsa, evet, mümkünse çocukları biraz da uzak tutmak, evet, gerekiyor. Onların sağlığı, kesinlikle, için, onlara zarar vermemek için. Evet. Şimdi her iki tarafını da yapıştırdık. Her iki tarafını da yapıştırdık. Evet. Şimdi bunun üzerine kenardan çıkanlar, çünkü bu biraz jüt kumaşlar tiftiklenmeye kumaş çok müsait. Evet. Onları küçük minik makasla, evet, kesip alabilirler. Evet. Yine bir fiyonk yapacağım bunun üzerine. Fiyonk yapımı oldukça basit. Hı hı. İki yuvarlak alıyorum. Birbirine geçiriyorum. Bir sefer düğüm bir tur olabilir. Evet. Bir İsteğe tur, göre iki tur falan da yapılabilir mi o fiyongo? Elbette. Çok çeşitli bağlama şekilleri var. Bunu çift fiyong da yapıyorlar. O çift fiyong biraz daha hani evet, şeyde daha büyük hediyeler için olabilir. Yani sade durmasını istiyorsak çok çift yön tercih etmiyorum. Ben bunu biraz parçaladım. Neden? Çünkü buradaki bu da güzel bir mum, güzel bir tasarım olmuş. Mesela bunu da kullanabiliriz onu süslemek için, bağlamak, evet, için. Elbette. Üzerine küçük minik fiyonklar yapılabilir ya da işte çiçekler yapılabilir. Kesinlikle. Üzerine işte takılacak isim varsa ya da takılacak bir not varsa şöyle bir küçük minik çengelli bir iğneyle birlikte o da tutturulabilir üzerine. Kesinlikle. Birazcık daha şöyle yuvarlaklarının birbirine simetrik olmasını istiyorum. Çünkü öbür türlü çok ezensiz duruyor. Şöyle bir fiyonk elde ettim. Fazlalıklarını kesip. Şimdi sizin söylediklerinizi ben de bir yandan denemeye, hı-hı, çalışıyorum. Bunu da fiyonk yapabilir miyim diye. Şeyle birazcık daha zor. Biraz el yatkınlığı gerekiyor. Evet. Hı-hı. Bunu silikon üzerine sıkıyorum. Tekrar. Tam birleştirdiğim noktadan. Ya bu silikon sukulentin açık olan ağzından bir parça silikon sıkıyorum. Sıcak silikon. Bunu yapıştırıyorum. Biraz taşıyacak. Çünkü üzerini kapatacağım etiketimle. Evet. Notumla. Diğer taraflara normal sıkıyoruz ama, evet, bu en son etiket, evet, yapıştıracağımız yere biraz daha fazla, evet, sıkıyoruz herhalde. Evet. Evet. Bunu daha çok beğendim. Çok, evet, güzel. Bu da güzel. Farklı bir, hı-hı, tasarım. Şimdi ben de fiyongu deniyorum ama yapamadım. Mesela üzerinde ya da kenarından böyle küçük minik şöyle bir şeyle yapılıp üzerine takılabilir. Tabii. Ya bu biraz daha anma törenlerinde falan kullanılan bir. Ya da işte fiyonk yapılabilir. Normal, tabii, küçük bir fiyonk yapılabilir. Ya da o tam birleştirme yerinden bir bağlanıp, evet, üzerine oraya küçük bir fiyonk yapılabilir. Hı-hı. Onun gibi aslında sizin isteğinize, zevkinize, evet, ya da götüreceğiniz kişiye, daha sade sevenler için böyle olabilir. Ya da böyle daha süslü, daha gösterişli sevenler, hı-hı, için farklı süsler, hazır çiçekler ya da işte farklı şeylerle de üzerine incilerle falan da, tabii, süslenebilir. Mesela şurada bir hediyelik var. Ya bu yine aynı kullandığımız ürün. Çok basit ama mesela ben bu da çok sevdiğim bir ürün. Bu da bir magnet aslında, değil mi? Bu da bir magnet. Böyle arka tarafında mıknatısı var. Hı hı. İçinde kuru çiçekler. Yine bunu kare mi kesiyoruz mesela yaparken evet, kumaşını? Evet. Ya bunu temin ederken şoklanmış cipso derlerse çok kolay renklerini, yine farklı farklı renkleri var, evet, pembesi var. Hobi malzemeleri zaten kumaş, ha, alırken ya da hobi malzemelerini, evet, aldıkları yerde, evet, çok rahat bulabilirler. Çok rahat bulabilecekleri ürünler. Ne yapmış? Güzel bir arkadaşımız bir inci yapıştırmış üzerine, fiyonkun üzerine. Güzelce tamamlamış. Bunlar özellikle yan yana konduğu zaman çok güzel ürünler oluyor. Buna benzer mesela ayna ürünü var.
Ayna, aynalara süslenmesi var. El aynası şeklinde küçük, evet, küçük aynalar evet. var. Bunlar falan çok hoş oluyor yani. El aynaları daha çok kına gecelerinde tercih edilen evet. hediyeliklerden evet, evet. bir tanesi. Evet, evet. Evet. Yani her türlü özel günde insanlar hatıra kalsın istiyor. O günü ölümsüzleştirmek istiyor. Bu şekilde birbirleriyle hediyeleşiyorlar evet. yani. Çok güzeldi. Programın da sonuna geliyoruz. Bu tür evde, kendi evini dekor etmek isteyenler ya da işte ben sukulent seviyorum, hepsini bir araya toplayan, bir saksıda, genişçe bir saksıda toplayanlar var. Kaktüs ve sukulent kombini yapanlar var ama ben evimde ayrı ayrı minik minik her gördüğüm yerde olsun diyenler için bu tür güzel minik dokunuşlarla estetik hale getirip evde görmek istediğiniz her yere bunları yerleştirebilirsiniz, değil mi? Evet, elbette. Bizim kursumuz dediğim gibi tasarım organizasyon kursu Kaymak'ta. Özel gün tasarım organizasyon kursu. Bu çok küçük bir parçası. Şimdi bununla programımızda bundan bahsetmemizin sebebi herkes bunu evinde kendisi. Evet. Son dönemlerde çok beğenilen, talep gören. Kullanabilir, yapabilir. Hediyelik hazırlayabilir. Onun dışında dediğim gibi çok farklı konular üzerine eğiliyoruz biz Kaymak'ta. Bu da gelin tagı, nişan tagı, nikah tagı ve bunların organizasyonu. Bunlar için de güzel şeyler yapıyoruz evet, yani. Evet, şimdi sizin Kaymak'taki kurslar çok çeşitli. Hı-hı. Herkesin isteğine evet. göre, zevkine göre, işte gitme amacına göre değişiyor ama özel bir tasarım ve organizasyon kursu bugün burada yaptığımız aslında buzdağının görünen kısmı. Evet. Arkada çok daha güzel çalışmalar, çok Tabii. daha büyük çalışmalar Tabii. var değil mi? Tabii. Onları biz burada gösteremeyeceğimiz için bugün buradan biraz bayanlarımızın dokunuşlar, minik evet. dokunuşlarla evlerini nasıl süslerler, nasıl hediyelik yaparlar evet. onları göstermek istedim. Tabii istedim. Bir de çok keyifli. Çok keyifli bir şey. Kendileri böyle ortaya bir şey çıkardıkları zaman insanlar bu hayatın keşmekeşinden uzaklaşmak için biraz daha böyle tabiri yerindeyse kafa dağıtmak için harika uğraşlar. Bunları tavsiye ederiz yani muhakkak uğraşsınlar. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilerimize söylemek istediğimiz şey, şimdi biz özel gün işiyle uğraşıyoruz. Hani gördüğümüz şeyler, çiftlerimiz gerçekten çok heyecanlı. Evet. Stresli de oluyor bu günler onlar için. Kazasız belasız atlatmak istiyorlar. Her birine buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Allah mutlu mesut etsin. Evet. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyenler, sizin de bu tür şeylere ilginiz, merakınız varsa ya da evde hobi amaçlı yapmak istiyorsanız ya da bunu ticarete dökmek istiyorsanız temelini alabileceğiniz en güzel yer yine Kaymak kursları diyoruz. Ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik efendim. Bir başka programda bir başka konuyla birlikte görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın efendim.